Sevgili gençler, anlatım bozukluğu konusunu bitirmiş bulunmaktayız. Bu dersimizde anlatım bozukluğuna dair 2010 ile 2016 yılları arasında çıkmış olan soruları çözeceğiz. Küçük bir istatistik yaptığımızda 2010 ile 2013 yılları arasında birer soru geldiğini görüyoruz. 2014 ve 2015 yıllarında bu konuda bir soru bulunmuyor. 2016'da ise iki soru karşımıza çıkmış. Dolayısıyla arkadaşlar, bu sene niçin çıkmasın şeklinde bakıp biz konuya hazır bir şekilde sınava girmeliyiz. 2010'da çıkan sorumuza bakalım. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır diyor. Gençler, sorumlulukların bilincinde olmak herkeste bulunan bir özellik değildir. Herhangi bir problem yok bu cümlede. Mesleğinizde belli bir düzeye gelebilmek kadar geldiğiniz düzeyi korumak da önemlidir. Yine bir sorun yok. Azimle çalışmanın ne demek olduğunu onları görünce anladım. Bu araştırmayı sonuçlandırmak onlar için hiç de güç olmamıştır. Evet, bu seçeneğimizde de herhangi bir problem yok. Bizim alacağımız başarı aslında ülkemizin başarısıdır. Evet sevgili gençler, burada anlama dayalı bir anlatım bozukluğu görüyoruz. Alacağımız başarı. Başarı alınmaz, başarı kazanılır. Dolayısıyla bizim kazanacağımız başarı aslında ülkemizin başarısıdır şeklinde olmalıdır. Cevabımız E seçeneğidir. 2011'de çıkan sorumuza baktığımızda hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır diyor. Diplomalarını alacak öğrenciler salona sırayla giriş yaptılar. Evet arkadaşlar, burada sözcüğün yanlış yerde kullanımıyla ilgili bir anlatım bozukluğu var. Salona sırayla giriş yaptılar yerine öğrenciler sırayla salona giriş yaptılar denilmeliydi. Yani şu iki sözcüğün yer değiştirmesi gerekiyor. Dolayısıyla cümlemizin doğru şekli diplomalarını alacak öğrenciler sırayla salona giriş yaptılar şeklinde olmalıdır. Cevabımız A seçeneğidir. 2012 LYS'de çıkan sorumuza baktığımızda evin 1001 çeşit meyve ağacı ve sebze yetiştiren bir bahçesi var. Evet, buradaki anlatım bozukluğunun hangisinden kaynaklandığını soruyor. Dikkat ettiğimizde meyve ağacı ve sebze yetiştiren bahçe. Burada arkadaşlar meyve ve sebzeyi yetiştiren şeyin bahçe değil bir insan olmasını bekliyoruz. Dolayısıyla burada yetiştiren değil, meyve ağacı ve sebze yetiştirilen bir bahçesi var demeliyiz. Yani bir edilgenlik eki arıyoruz burada. Fakat dikkat ederseniz burada bir an-en sıfat fiil eki de bulunuyor. Dolayısıyla fiilimsinin edilgen olmamasından kaynaklanan bir anlatım bozukluğu vardır diyoruz. Cevabımız A seçeneğidir. 2013 YGS sorusuna baktığımızda hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır diyor. Kurallara uymamakta ısrar ediyorsun. Herhangi bir problem yok. Bu davranışlarımı tehdit olarak algıladığını belirtiyorsun. Burada da bir problem yok. Yaptıklarınla herkesi şaşırtmaya devam ediyorsun. Herhangi bir anlatım bozukluğu yok. Bu sözlerinle beni sinirlendirmek için çalışıyorsun. Evet, daha okurken şurada bizi rahatsız eden bir durum var. Sinirlendirmek için çalışmak. Gençler, buradaki için edatının gereksiz kullanıldığını görmekteyiz. Bu cümlenin doğrusu, bu sözlerinle beni sinirlendirmeye çalışıyorsun olmalıdır. Cevabımız D seçeneğidir. 2016 sorusuna baktığımızda, bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde anlatım bozukluğu vardır şeklinde. Fatih Balkış, Bach Dönüşü adlı romanında kişisel müzik çalışmalarına ara veren bir piyanistin hayatının müzik üzerinden sorgulanmasını işliyor. Burada herhangi bir anlatım bozukluğu yok. Önemli olan müzisyenin müzik aletini asla yarı yolda bırakmaması ve ihanet etmemesidir. Evet gençler, önceki derslerimde bu V bağlacına dikkat etmemiz gerektiğini söylemiştim. V bağlacından sonra dikkat ettiyseniz bir neye ihanet etmemesi bir şeklinde bir soru oluşuyor. Fakat bu soruya bir cevap bulamıyoruz. Hatırlarsak eğer neye, kime soruları dolaylı tümlecin sorularıdır. Dolayısıyla burada bir dolaylı tümleç eksikliği var. Cümlemizin doğrusu önemli olan
müzisyenin müzik aletini asla yarı yolda bırakmaması ve müzik aletine ihanet etmemesi veya ona ihanet etmemesidir şeklinde olmalıdır. Dolayısıyla cevabımız B seçeneğidir. Son sorumuza baktığımızda bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde anlatım bozukluğu vardır diyor. Yazdıkların boyumu aştı diyenlerden değilim. Evet, burada herhangi bir anlatım bozukluğu yok. Ben de elimden geldiğince iyi eserler vermeye çalıştım. Burada da bir problem yok. Ama bu eserlerdeki kaliteyi ve yeterli olup olmadığını ben değil, toplum söyleyecek. Evet, yine V bağlacından sonra dikkatli olmamız gereken bir durumla karşı karşıyayız. Arkadaşlar, V bağlacından sonra dikkat edin. Neyin diye sorduğumda bir cevap alamadığımızı görüyoruz. Neyin diye soruyorum. Herhangi bir cevap alamıyoruz. Dolayısıyla burada kalitenin yeterli olup olmadığını şeklinde olmalıdır. Dolayısıyla kalitenin ile bir tamlayan eksikliği var arkadaşlar. O yüzden cevabımız C seçeneğidir.